İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Belarusya'daki Ermeni toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Ermenilere uygulanan soykırımdan kurtulan Kanadalı Ermeni Sirvard Kurtyan vefat etti. Konstantin Zadulin'in kanaatine göre Rusya-Ermeni Rus ilişkilerinin gelişmesine yönelmiş durumda. Bako Sağkan, Annelik adlı sivil toplum örgütünün 30. öldürümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yolladı. Türkiye, Suriye'nin Membiç'teki Kürt mevzilerini bombalayarak ABD'ye dostluk mesajı yolladı. Sanatı yay kampanyası, Ermeni sanatını Ermenistan ve Arsaklı öğrenciler için erişebilir kılıyor. TCD hapishanelerde muhaliflerin hakları kaba bir şekilde ihlal ediliyor. Belarusya'da çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve başkanlık ettiği eğitim üyeleri 29 Ekim akşamı Belarusya'daki Ermeni toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlığı basın ofisinden NÜS AM yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı görüşmede hazır bulunan Ermeni toplumu üyeleri ile Belarusyalı bilim insanları ve iş adamlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, yurt dışı ziyaretlerine Ermeni toplumu ile görüşmelerde bulunarak başlamak benim için önemli. Çünkü size evde olma hissini veriyorlar. Sizi üzen ve Ermenistanlı yetkililerden beklentilerinizi dinleyebileceğim bir diyalog ortamının oluşmasını isterim, dedi. Cumhurbaşkanı Ermenistan'ın iç ve dış politikalarıyla ilgili sorunları cevaplamış, ayrıca ziyareti çerçevesinde öngörülen görüşmeler hakkında da bilgiler sunmuştur. Minsk'teki Münih Güvenlik Konferansı ana toplantısında Ermenistan heyetinin katılımına değinen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermenistan'ın çeşitli uluslararası örgütler ve etkili platformlarda bulunmasının önemini vurgulayarak, ülke uluslararası ilişkilerde yeni bir şekilde hareket etme şansı vereceğini ifade etti. Belarusya Ermeni toplumunun temsilcileri Ermenistan Cumhuriyeti yönetimiyle benzer iletişimin önemini vurgulayarak, bunun ana vatanlarının bir parçası olmalarına, Ermenistan'da gerçekleşen süreçleri öğrenmelerine, güçlü ve başarılı bir ana vatan inşasının oluşturulması işine katılmalarına izin verdiğini söylediler. Horizon Weekly'den verilen bilgiye göre Ermenilere uygulanan soykırım mağduru Sirvard Kurtyan, yaşadığı Toronto şehrinde 106 yaşında vefat etti. Sirvart Kurtyan zorunlu göç başlamadan 3 yıl önce doğdu. O, kendisi, annesi, kardeşleri ve kız kardeşleriyle birlikte Erzurum'dan Türkiye'nin batısına, oradan da Musul şehrine zorunlu göçe başladı. Yolculuk 6 ay sürdü. Sirvart'ın babası 1915 tarihinde Türkler tarafından öldürüldü. Musul'a ulaştıklarında belli bir zaman sonra onlar Suriye'nin Halep şehrine geldi. O zamanlar zaten orada aralarında pek çok yetimin de bulunduğu yüz binden fazla Ermeniler vardı. Sirvart burada okula gidiyor ve hemen sınıfının en iyi öğrencilerinden biri oluyor. 15 yaşında Hacı Kurtyanla evleniyor. Hacı Kurtyan 1974 yılında ölüyor. 1991 yılında Sirvart kendi ailesiyle birlikte Kanada'ya yerleşiyor. Rusya Ermenistan'da gelişmeleri yakından takip ediyor ve iktidarda kim olursa olsun Ermeni-Rus ilişkilerinin gelişmesini dört gözle bekliyor. Armen Presi'nin belirttiğine göre Rusya Federasyonu Devlet Duması'nın bağımsız devletler topluluğu işleriyle Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla Bağlar Komitesi'nin birinci başkan yardımcısı Konstantin Zadulin, gazetecilere yaptığı görüşme sırasında benzer bir düşünceyi ifade etti. Zadulin, Ermenistan ve ülkenin vatandaşlarının da aynı ruh halinde olduklarını umarım. Ermenistan'ın iç politikasında neler olduğundan haberimiz var. Ermenistan'ın istikrarlı bir devlet olacağına umudumuz var ve bizim müttefikimiz olan Ermenistan tam iç meydan okumaları yener ve ekonomik kalkınmaya devam eder. Biz yatırımları cazip hale getirecek Ermenistan'ın tüm adımlarını destekliyoruz. Son yıllarda en büyük yatırımcı olduğu için Rusya'nın bu konuda da belli bir rolü vardır. İki ülkenin sivil toplumlar arasında diyaloğun da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkeler arasındaki temaslar sadece hükümetler arası düzeyde gerçekleşemez. Bu doğru olamaz dedi. Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın Departmanlığından Armen Presi yapılan açıklamaya göre Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan 30 Ekim'de Annelik adlı sivil toplum örgütünün 30. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı gönderdi. Mesajda özellikle şöyle denmektedir. Değerli dostlar, sizleri selamlamaktan ve annelik adlı sivil toplum kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla hepinizi kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu cumhuriyetimizin hayatında önemli bir olaydır. Değil mi ki kendi halkının bir parçası olarak örgüt tüm bu yıllar boyunca yurttaşlarımızın yanında yer aldı. Acı ve keder, anne bakımı ve sıcaklık ile yaşadı ve birçok insana yardım etti. Onların acılarını ve endişelerini birlikte yaşadı. Anneliğin verdiği kaygı ve sıcaklıkla pek çok insanlara yardımda bulundu. Örgüt Arçak'ın ulusal kurtuluş mücadelesiyle yaşıttır. Onun pek çok üyeleri ulusal mücadelemizin köklerinde bulundu ve mücadelenin zafer kazanmasında özgür ve bağımsız Arçak Cumhuriyetinin kurulup gelişmesinde kendi değerli katkılarını sundu. Bugün de siz ülkemizin sosyal politik hayatında devletimizin güçlendirilmesine yurtseverlik faaliyetlerinizle katkıda bulunarak aktif olarak katılıyorsunuz. Vatanımız ve insanlarımız için gerekli olan sizin gerçekleştirdiğiniz çalışmalar son derece önemlidir. Bir kez daha sizi kutlar ve ülke çapındaki misyonunuzun gerçekleşmesi yolunda huzur, sağlık ve büyük başarılar dilerim. Diken Comter adlı Türk sitesinden alınan bilgiye göre Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Fırat'ın doğusundaki YPG mevzilerine yönelik Türkiye'de yapılan topçu atışlarının ABD dostça bir mesaj olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, Fırat'ın doğusundaki YPG mevzilerine yönelik Türkiye'den yapılan topçu atışlarıyla ilgili olarak bu bir uyarı hatta Minbiş'te ayak sürüyen YPG, PYD, PKK unsurlarının şehri terk etmesi için onları zorlamayan ABD'ye de dostça bir mesaj diyerek yazısını şöyle sonlandırdı. PKK, Fırat'ın doğusunda Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden davranışlar içinde ve ABD bunlara göz yumuyor. Bundan Rusya ve İran da rahatsız. Türkiye bu mesajları Afrin'de de verdi ve gereğini yaptı. Şimdi artık gözler Minbiç ve Fırat'ın doğusunda. Türk hükümeti ABD desteğiyle Fırat kıyısında konuşlanmış olan Kürt güçlerinin varlığından tedirgin fakat belirli eylemlere de girişmiyor. Fakat buna karşılık ABD ise Türk ordusunun Suriye topraklarında güçlenmesine izin vermeksizin Kürt silahlı kuvvetlerine yardım etmeyi durdurmak için acele etmiyor. Eyva Sanat Vakfı Eğitim Ermenistan adlı eğitim fonu ile ortaklaşa Sanatı Yay adlı eğitim kültür kampanyasını Home Management'in Yerevan ofisinin gösteri salonunda 31 Ekim'de ilan edecek. Bunun amacı Ermenistan ve Arsak'taki hassas toplumların 11 bin öğrencilerine Ermeni sanatını tanıtmak ve yaymayı desteklemek çerçevesinde sanat eğitimi vermek. Etkinlik sırasında Sanat adlı oyun kitabının İngilizce ve Batı Ermenice versiyonlarının tanıtımı gerçekleşecek. Böylece Ermeni sanatını ayrıca dünyadaki Ermeni topluluklarına, okullarına ve uluslararası topluma yaymak düşünülmektedir. Sanatı yay eğitim kampanyası sürecinde doğrudan oyun ve serbestçe kendini ifade etmeyi teşvik eden ortamda çocuklar Ermeni ressamların benzersiz dünyasını açığa çıkaracak, Ermeni dağlık dünyasının tarihi, doğasını, Ermeni imgesini sanatçıların gözleriyle tanıyacak. Bu amaçla Ermenistan'ın 6 eyaleti ile Artsakh'ın 85 okuluna 500'den fazla sanat oyun kitabının bağışlanması ve 11 binden fazla çocuğa ulaştırılmasının hedeflenmesi öngörülmektedir. İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Hapishaneler Komisyonu İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri 3 aylık Temmuz-Ağustos-Eylül Hak ihlalleri raporunu açıkladı. İnsan Hakları Derneği Ankara Şube binasında düzenlenen basın toplantısında İnsan Hakları Derneği Merkez Yürütme Kurulu üyesi Nuray Çevirmen ile İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Eş Başkanı Fatih Kanat ve derneğin çalışanı Avni Kalkavan katıldı. Çevirmen, 15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türkiye cezaevlerinde toplamda 246.416 tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu, bunların 66.902'sinin 902'sinin tutuklu 28.488'i hüküm özlü ve 151.026'sının hükümlü olduğu bilgisini paylaştı. Rapora göre bir yıldan fazla süredir mahpuslar ile ailelerin tekmil uygulaması nedeniyle telefon konuşmaları engellenmektedir. Bazı telefon konuşmaları ise birkaç saniye içinde sebepsiz olarak kesilmektedir. Radyolar verilmemektedir. Mahpusların almak istediği yeni yaşam gazetesi verilmemektedir. Hasta mahpusların kullanmakta olduğu ilaçlar ekonomik gerekçeler ile verilmemeye başlanmıştır. Bazı mahpuslar ailelerin Türkçe bilmemesinden kaynaklı Kürtçe olarak konuşmaktadırlar. Bu gerekçe ile telefonların kapatılacağı görevliler tarafından mahpuslara söylenmektedir. Raporda ayrıca mahkumlara fiziki işkenceler uygulanmakta olduğu da belirtilmektedir. Kadınlar koğuşunda da aynı şekilde insan hakları ayaklar altına alınmaktadır. Bunların yükselttikleri sorunların hiçbirine çözüm getirilmemektedir. İnsan Hakları Derneği insan haklarının ihlallerine son verilmesini ve mahkumların haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu. Daha sonra İnsan Hakları Derneği Başkanı Fatih Kanat kısa bir açıklama yaptı. Bir ülkenin cezaevleri o ülkenin aynasıdır diyen Kanat, Türkiye cezaevlerinde özellikle Kürt ve muhaliflere yönelik ağır ihlallerin söz konusu olduğunu söyledi. Kanat ayrıca cezaevlerindeki hak ihlallerinin kabul edilemez boyutta olduğunu aktardı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Garinatlı topluluktan Ganu yaylen şarkısını sunuyoruz. Film tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.